19 Mayıs stadında tribünler tamamen dolu. Futbol için her şey mükemmel. Zemin güzel, hava güzel ve ilk yarıda, ilk dakikalarda tipik bir orta saha mücadelesi var. Defans ağırlıklı futbolcuların yer aldığı ilk 11 itibariyle Fenerbahçe takımı ileride sadece Aykut'u bırakıyor. Gençler Birliği takımı ise 4-4-2 oynuyor. İleride sadece Nuremberg ve Kemal'le gol arayışında. Karşılaşmada 24. dakika. Maçın hakemi Yavuz Karaozan, Gençler Birliği lehine bir serbest atış kararı veriyor. Topun başında Kemal Yıldırım, orta Nuremberg, Schumacher'den sekiyor top. Nuremberg vuruyor ve Ercan müdahale ediyor eliyle, karar penaltı. Kırmızı siyahlı taraftarlar sevinç içinde, pozisyon tekrar ekranlarınızda. Penaltı atışı için topun başında Kemal Yıldırım, kalede Schumacher dikkatli. Yavuz Karaozan atış kararını veriyor Kemal Yıldırım ve Gençler Birliği 1-0 önde. Bu maç öncesinde Gençler Birliği klasmanda 17 puanla 6. Fenerbahçe ise 16 puanla 7. sıradaydı. Kaptan Avni, Kemal Yıldırım, karşısında Ahmet Supi, orta Küçük Metin aşırtıyor, dakika 30, durum 2-0. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin Adana Spor'u kendi sahasında 2-0 yemesinden sonra artık kötü günler geride kaldı diyen teknik direktör Hiddink bu dakikalarda fazlasıyla endişeli. İlk yarı 2-0'lık Gençler Birliği üstünlüğüyle kapanıyor ikinci yarı. Mehmet vuruyor top dışarıda. İkinci 45 dakikada Fenerbahçe takımında İsmail ve Rıdvan oyunda. İsmail, Ahmet Supi, Rıdvan... Onun ortası, Aykut'un vuruşu top dışarıya gidiyor. Görüntüde Aykut. İzzet. Özcan gerilerden geliyor. Dakika 55, ceza sahasında Özcan. Kemal Yıldırım top istiyor. Gelen top ve topun ağlara gidişi. Gençler Birliği bu dakikada 3. golünü atıyor. Günün başarılı ismi Kemal Yıldırım, kendisinin 2. ve takımının 3. golünü kaydediyor. Rıdvan ceza sahasına sokuluyor. Okan ve Büyük Metin topu ceza sahasının dışına çıkarıyor. İzzet dönerek ortası. Avni geliyor, vuruş, top dışarıda. Rıdvan, karşılaşmada son dakikalar artık. Rahim'le ceza sahası içerisinde hakem Yavuz Karaozan penaltı noktasını gösteriyor. Pozisyon tekrar ekranlarınıza geldi. 90. dakika, topun başında İsmail, İsmail ve Okan. Okan skorun değişmesine engel oluyor. Karşılaşmanın skoru Gençler Birliği 3, Fenerbahçe 0. Sayın Yarabinski, maçla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Bugünkü maç gerçekten çok ilginçti. Gençler Birliği Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı yenebileceğini bizlere bugün gösterdi. Daha önce İstanbul'da Beşiktaş ve Galatasaray'la yaptığımız karşılaşmalarda da iyi oynamıştık. Ancak daha çok defans ağırlıklı bir futbol oynadığımız için gol atamamıştık. Bugün ise bunu da yapabildiğimizi gösterdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da elde ettiğimiz galibiyetten sonra bu hafta Ankara'da yenildik. Gençler Birliği maçı hakkıyla kazandı. Biz ise sonucu değiştiremedik. Fenerbahçe önümüzdeki hafta lider Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Bu konuda bizlere şimdiden neler söyleyebilirsiniz?
Derbi maçlarının hep değişik bir havası vardır. Ancak bugünkü karşılaşmayı göz önünde bulundurarak Galatasaray maçına kadar yapılması gereken bazı değişikliklerin olduğunu sanıyorum. Örneğin Polonya'dan yeni transfer etmek istediğimiz Yakol Çetiş gibi. Eğer her şey yolunda giderse bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırıp önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray maçında ilk 11'e dahil edeceğiz.